ilhaka, müsbet ve menki, menfi hakkındadır. Müsbet adet nefsiden, nefiden gari olan fiillerdir. Bila de keraren ve meraren mezkür olan misaller gibi. Menfi madde-i esliyesine ida adet adat nef'i la ilhak olan fiillerdir. Fiillerde idaret nef'i mühim meftuhadır. Kelimenin yazmamık, istememek, aramamık, arımak, okumak gibi. İş bu mühim nefi bazen hafif hareketli ise hay resmiye ile ve ağyar hareketli ise elif ile kelimek gelmek yazmak sırtında yazılır. Suretinde yazılır. Bazıları hafif harekelisini dahi elif ile kelimemin suretinde yazarlar. Faslı salis, malum ve meçhul beyanındadır. Faslı met'udi, ya malum veya meçhul olur. Şöyle ki, eğer faeline isnat olunur ise malum olur. Ve eğer fail meskut ana olur ise meçhul olur. Ve mef'ul bihi failin mukamene aim olarak alamet mef'uliyet olan kesirden tecrit olunur. Söz kesildi, tezkire yazıldı denildiği gibi ki kesin yazan kim olduğu meskut anhu alır. Malumu meçhul kılmak tariki bu dereki adat müsterek makbeli lamdan başka bir harf sakin var ise hareketlenerek ana bir lam ilave olunur. Salif elzi ker misallerde olunduğu gibi eğer lam yahut kir diğer bir harf metheruk ise nun ilave kılınır. Bilinmek, istenmek, aranmak, dinmek, okunmak gibi. Bazen şaze olarak
dinlenmek ve istenmek, istenilmek dahi denilir. İlmek lafzından meçhul gelmez. Fakat anın meçhul mekamında olunmak lafzı kullanılıyor. Mef'ul ileyhi olan mef'ul lazımlardan dahi meçhul gelir. İflan yere geldi, gidildi yahut varıldı denilir ki gibi, denildiği gibi. Ama isnemek ve uyumak gibi mef'ul ileyhi tealik itmeyen lazımlardan meçhul gelmez. Maddeyi esliyenin ahiri methorek olduğu suretlerde mütavet ile meçhul saygıları lafzan methud olup ancak garine ile ferik olur. Mesela bir adam şurasını burasını aradı. Mukamında arandı denilir. İse mutavet olur. Eğer falan şeyi aradılar. Makamında filan şeyi arandı denilir. İse meçhul olur. Kezalik bir adam kendi kendine söyleniyor. Metavet ve bir söz söylendi meçhuldür. Kezalik bir adam kendi kendine yıkanmak mutavetti ve libasdan yıkanmak meçhuldür. Kezalik lam-ı ileyhi müstamil olan mutavet sağiyesi dahi lafzan meçhule müşabehe olur ve garine ile fark olunur. Mesela bir adam ayak üzere dikilmek metavet, vire bir ağaç dikilmek meçhuldür. Bazen bir maddede kâhe nun ile ve kâhe lam ile mutavet si'esi yapılır ve muanece ikisinin beyninde fark bulunur. Mesela araba çekilmek meçhuldür ve bir adam kendi kendine bir köşeye çekilmek mutavettir. Keza bir adam bir şeyden çekilmek yani sakınmak dahi mutavettir. Lam-ı ile mutaedi kalan kelimelerin dahi meçhulleri ile mutavileri birdir. Mesela at egerlenmek ve mektup yollanmak meçhuldür. Ve hanım kendi kendine söylenmek ve yaşmaklanmak mutavidir. Sabite, menabite. Adat ve ta'diye
olan taler adavetten bir şeye mesul olup da hareketlendiklerinde dale menkalip olmak kaide-i metrededir. Bina'e aleyhi meçhuller de dahi bu kaide cari olup eridilmek kabardılmak, okudulmak denilir. Bu kaide cevher kelimeden olan talır, kalır hakkında cari değildir. Fakat işitmek, unutmak, avutmak, ditmek, kitmek, kütmek kelimelerinin tarları biri biruce bala hareketlendikte ta'i ta'dit gibi dale gelip olunur ve meçhulleri işedilmek, avudulmak, didilmek, gidilmek, güdülmek gelir. İtmek eğer idilmek manasına olur ise meçhuli idilmek, dürtmek, akmak manasına olur ise meçhuli itilmek gelir. Kezalike yutmak eğer blu manasında olur ise meçhuli yudulmak ve oyunda kazanmak manasına olur ise meçhuli yutulmak gelir. İtmek, ditmek maddelerinin mutavileri dahi idinmek, didinmek gelir. Faslı Rabi Mastarlar beyanındadır. Bilada beyan olunduğu üzere madde-i esliyeye mek yahut mak ilave olunduk da mastar olur. Sevmek, sulmak, yazmak, sevmek, sevilmek, yazmak, yazılmak, okumak, okunmak gibi. Buna mastar aslı denilir ki biriz mana bir zamana delalet etmek etmediği gibi bir zata nisbeti dahi melahaz olunmayıp mecrut zihinde metsur olan bir manayı fiiliyeden ibarettir. Bu cihetle mezaf, muzaf ve muzaf-ı ileyh olmaz ve cem'i alınmaz. Fakat saire isimler gibi mecrut yani mübteda ve haber olur. Müktebe devam etmek lazımdır. En âli
Zenat güzel yazı yazmaktır. Denildi ki gibi kezalik mef'ul bihi ve mef'ul ileyhi dahi olur. Boş gözmek somum. Okumağa hevesim var denildiği gibi. İş bu masdar asliye nun sakine ilhak olundukta tealil manasını mef'id olur. Sövmekin ve yazmağın gibi ki su sevdiği için ve yazdığı için demek olur. Mastar asliye bazen lek yahut lik ziyade kılınıp mastar takit denilir. Bu meklik, kör meneklik, şımarmaklık gibi. Bazen kaf ve kaf hazif olunarak yerlerine hayı resmiye götürülüp mastar tahfifi dinilir. Büyüme, görünme, şımarma gibi. Mastar tekidi ve tahfifi dahi dahi cemilenmezler. Fakat mecrut ve mef'ul bihi ve mef'ul ileyhi oldukları gibi mezzaf ileyh dahi olurlar. Ne teki insanın boş gezmekliği ve beyhude dolaşmaklığı fena şeydir. Boş gezmekliğin faidesi yok. Okumaklığın faidesi çok denilir. Ve bu makamlarda mastar tenfifi daha ziyade kullanılıyor. Ve gezmesi, dolaşması ve dolaşmanın deniliyor. Fakat mastar tahfifi böyle bir asate metsal oldukta ekseriye hayır semise hızif olunarak kezmesi, dolaşması, gezinmek, dolaşmanın suretinde yazılır. Kadmayı kitabın bazıları muhatap ve müttekellimin mefretlerinde hay resmiyeyi elfa tebdil ile mesela kim kismek kırmak lafızlarını kesmek kırmak suretinde yazmışlardır. Ezafet bahsinde
beyan olunduğu üzere gaib suretinde zamir izafeler ile cemilenmez. Ve la cemilenen zamir midir? Yoksa lahak olduğu isim midir? Bu yolunmaz ama mastarların cem'i olmadığından mastar takıdır. Ve tefifiye la ilhak olan zamir izafi gaibin ler ile cemilenmesi caiz olur ve onların gezmekleri, gözmeleri denilir.